Merhaba. Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve Johannes Vermeer'in 1662 yılında yapmış olduğu Sürahi'li Genç Kız isimli tabloya bakıyoruz. Bu tablo New York'taki gerçek sanat hazinelerinden biri. Küçük ve sevimli bir resim. 17. yüzyıl Hollanda resim sanatının tipik örneklerinden. Küçük figürler, Ev hayatından sahneler, natürmortlar, manzaralar, aile resimleri, günlük yaşamdan sahneler. 17. yüzyılda Hollanda'da yaşayan orta sınıf olarak tanımlayabileceğimiz grubun günlük yaşamından sahneler bunlar. Sahip oldukları bir kişinin toplumdaki yerini belirlemek açısından önemli. Aynı zamanda dini değerlere çok bağlı bir kültür Hollanda. Protestan mezhebinden batı dünyasında çok uzun dönemler boyunca sanat eserleri sipariş eden bir anlamda sanatçıların hamisi olan kurum ise roma katolik kilisesi kilise en önemli sanat eseri alıcısı olma konumundan çıktığında sanatçılar değişik temalara yönelmeye başlıyor örneğin bu tabloda konu olarak idealize edilmiş ev hayatının seçilmiş olduğunu görüyoruz tablo zengin bir tüccar tarafından sipariş edilmiş veya satın alınmış olabilir 1600'lü yıllarda İtalya İspanya ve Fransa'da barok dönem yaşanıyor barok tarzın Hollanda'daki yansımaları ise ülkenin protestan kültürü dolayısıyla biraz daha farklı Hollanda ve barok dönem dendiğinde akla gelen genelde 17. yüzyılın ilk yarısı ve Rembrandt'tır Baktığımız resim ise Rembrandt'ın tarzından oldukça farklı. Anın geçiciliğini hissettiğimiz, ışığın kullanımına önem verilen zarif bir resim bu. Basit bir cam açma hareketinin, bir su sürahisi tutmanın, belki camın dışındaki çiçeklere göz ucuyla bakmanın şiirsel bir ana dönüşmesini görüyoruz. Resme baktığımızda ev hayatına, küçük ritüellere, her güne duyulan sevgiyi hissedebiliyoruz. Vermeer'in resimlerinde bize çevremizdeki güzellikleri hatırlattığını düşünmüşümdür. Gördüğümüz resimde çarmıha gerilmiş Hazreti İsa bulunmuyor. Anıtsal veya ilahi bir resim de değil. Ancak modern bir dille bize aslında ilahiliğin her gün yanımızda olduğunu hatırlatıyor. Gerçekten de şiirsel bir görüntü. Kadını beyaz bir arka planın önünde görüyoruz. Ancak aslında duvarda beyaz yok. Pencereden geçen ışığın oluşturduğu çeşitli renkleri görmekteyiz. Duvarda yumuşak beyaz tonlar var. Başörtüsündeki mavi beyazlarsa soğuk tonlarda. Bu resimde Vermeer'in alan kullanımının karakteristik özelliklerini de gözlemlemekteyiz figür pencerenin dikdörtgeni harita önündeki masanın dikdörtgeni ve arkasındaki sandalye arasındaki alanda adeta hapsolmuş gibi çok geçici kısa bir anı görüyoruz spontan olduğunu hissediyoruz ancak resmin kompozisyonu geometrik olarak detaylı şekilde düşünülerek yapılandırılmış bu güzel anın resmine baktığımızda aynı zamanda 17. yüzyıl Hollandası'nda nelere önem verildiğini de görmekteyiz. Örneğin masaya örtü yerine ağır bir halı örtülmüş. Bu son derece lüks ve pahalı olmalı. Pirinçten yapılma leğeni görüyoruz. Leğenin ovali ve ışığın yansıması o kadar gerçekçi ki leğeni gerçekten görmekte olduğumuzu da zannedebiliriz. Fermer çok iyi bir gözlemci ve ışığın vurduğu alanda nasıl etkiler yaratacağını inanılmaz başarılı şekilde yansıtıyor. Leğen, kutu veya arkadaki sandalyenin çivilerinde ışığın yansımaları dikkat çekici güzellikte. Adeta gerçek gibi. Sanatçının ustalığı sayesinde günlük hayattaki sıradan nesneler dikkat çekici hale geliyor. Resimdeki kadın da bulunduğu alanın güzelliğinin farkında görünüyor. Fermer alandaki sevgiyi, duyguları, dönemi, renkleri ve ışığı yaratmakta gerçekten çok başarılı. Bu inanılmaz güzellikte bir eser. Hoşçakalın.